Bir başka arkadaşımız bayıldı ve bir yumurta olsaydı 3 saat daha çalışırdım diyordu. Şimdi bu özveriye karşı devletin çadırı götüremediği, 3 gün enkaza gelemedik diye helallik istediği bir noktada kendi konfor alanlarını tamamen geride bırakıp işlerinden yıllık izinlerini alıp okullarını, eğitimlerini bir kenara kaldırıp orada 20 gündür depremzedeyle aynı koşulda yemeden içmeden çalışan insanlara bir protesto haktır. Bu davranışsa asla hak görülemez. Yani burada inanılmaz bir öfke var toplumun içinde. İktidar şunu yapmaya çalışacak. Bu öfkeyi çatışma ikliminden başka bir strateji bilmediği için bu öfkeyi köpürtmeye çalışacak. Köpüreceğiz, köpüreceğiz. Sonra bizim önümüze küçük hedefler koyacak. Birbirimize düşürecek. O öfkeyi parçalayıp birbirimize yönlendireceğiz. Şu an asıl hedefe koymamız gereken Kızılay'ın gıdayı çadırı Ahbap'a satması gerekirken biz sadece yardıma müdahale edilmesin diye bir şekilde devletle yan yana yürümek zorunda bırakılan Ahbap'a öfke kusuyoruz. Ama kimin fayda yarattığına baktığımızda Bu da devletten çok önce çok oraya çok giden bir sivil toplumsa biz birazcık ana hedefi, ana öfkenin ana kaynağı kimse onu es geçmemiz gerekiyor. ama Bu o kadar iktidarın temel stratejisi. doğru, ama psikolojide o kadar insanlar, yani şöyle bir şey oluştu başından beri. İşte bu şeffaf olmaması, kurumlara karşı güvensizlik ve benzeri durumlar, bir de yardım etmek için içi yanan insanlar, onlar bir fırsat gibi gördüler Ahbap'ı. Şimdi Ahbap'tan yapılan açıklamalar da böyle bir gördükleriyle ters düşünce, yani Haluk Levent'in de yaptığı açıklama Cumhurbaşkanı'nın gerisinde. Yani ben orada devleti gördüm kardeşim, doğruyu mu söyleyeyim, yanlış gördüm söylemeyecek miyim diyor. Bir kaygıyla hareket ettiği açık. Başından beri zaten bizi karşılaştırmayın diyor. Kimse hani Ahbap'tan daha büyük, AFAD'dan daha büyük bir Ahbap görüntüsü de çizmedi aslında. Sadece o hani tercihini biraz daha hesap sorabileceği bir kurumdan yana koymaya çalıştı. Haluk Levent'i bugün dinledim. Fox'ta, orada hani biz kimiz ki diyor yani devlet karşısında. Evet, zaten öyle bir hani öyle bir rol de verilmedi de orada bir tercih kullanıldı. O tercihe göre de hareket edilmesi lazım gereken. Biraz fazla sanki hani uzlaşma şeyini, vurgusunu daha fazla, mümkün olduğu kadar fazla yapmaya çalışıyor. Bir kaygıyla hareket ettiği de açık. Onun yarattığı bir şey de var. Yani insanlarda, özellikle yardım yapanlarda bir ne diyeyim sana, kekremsi Ben bir tat ağızlarında, öyle diyeyim. bence burada böyle bir afet karşısında gerçekten dünyanın ekseni kaymışken herkes bir noktada sonuç odaklı düşünebilir. Şimdi çok acil bir şekilde çadır kurulması gerekiyor muydu? Gerekiyordu. Kızılay kurabildi mi? Kuramadı. Ben gittiğimde de ortada çok fazla Kızılay çadırı görmedim. Ahbap bunu bir şekilde Kızılay'dan alarak ya da bir yerden alarak yaptı mı? Yaptı. Kızılay bunu fahiş fiyata satmışsa piyasada başka ürün bulamayan alıcının değil aslında Bunu satanın fırsata sorumludur. çeviren Ama satıcıya sormak lazım herhalde. bunu fırsata çeviren çadır. Ama insanlar şunu bekliyorlarsa çok devrimci, çok politik doğrucu vaadinden bir nebze satmayan ve gerçekleri sonuna kadar arkasını durmaya çalışan yine de o bölgede yardım götüren birinin yanında durmak istiyorlarsa çok fazla seçenek var ellerinde. Tabii. Şu an baskı altında olmasına rağmen hala oraya malzemeye taşımaya çalışan hakikaten sayısız Sosyalist Parti, meslek odası, sivil Sivil toplum toplum kurumu oluşumları var. herhangi birine güvenebileceklerini, demokratik kitle örgütleri herhangi birine güveneceklerini biliyorlar. Çünkü elimizde sosyal medya var, paylaşımlardan görebilirler. Doğrulamasını yapmak isterlerse de hesaplarına girip üzerlerindeki Çok baskıyı rahat onu görebilirler. Kaç görebiliyorlar. kişi Peki. gözaltına almış, kimin çadırına baskın yapılmış, kimin tırına el konulmuşsa bilin ki orada gerçek bir fayda, ürün ve mücadele var. Biz şahsen herkes aynı durumdadır. Bölgeye ilk etapta gidemeyenler kendi arkadaş çevreleriyle, mezunlar gruplarıyla, Evet. mahalle dayanışmalarıyla çeşitli gruplar kurup alana teyitli bilgi uyarınca malzeme göndermeye çalıştık. Hepimiz bunu Ve yaptık. Ben aslında buyurun. açıkçası o koordinasyonda gördüğüm hakikaten alandaki herkes
Çok iyi çalışıyordu. Bu dönemde sosyal medyaya düştü, görmüşsünüzdür. AFAD'ın ilk yetkilendirildiği dönemlerdeki Mücella Yapıcı'nın bir röportajı var. Evet. Üzerine basa basa söylüyor. Büyük afetler tek elden koordine edilemez, mümkün değil, başarısız olursunuz. Sonu korkunç zaten, olur. Zaten işte o değil mi gördüğümüz Ayşen Şahin? Yani bugün yaşadığımız, eleştirdiğimiz konu. Ama şu kısım önemli. Yeter ki yardım etmek istesin insanlar, mutlaka o yardımla ilgili güvenebilecekleri bir yapıyı karşılarında görebilirler. Çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Kısacık bir şey söyleyebilir miyim? İlk bölümde onu söylemeyi unuttum. Çakıcı'nın olduğu kadar bugün Kılıçdaroğlu'nun açıklaması Melih Gökçek'e de gelmiş olabilir Yavuz Bey. Melih Gökçek de biliyorsunuz Barış Atay'a saldırdı bugün. Hala kapışmaya devam ediyorlar. Onu da sahiplenmiş oldu. Yani şimdi o da çünkü baktığımda rantçılar, çantacılar yani kapsamına çok fazla insan giriyor. Evet. Sadece şey de Çakıcı değil. Olmayabilir. Evet, hepimiz de aynı tehditleri sosyal medya üzerinden alıyoruz. Kimden geldiği belli olmayan hesaplardan. Bence hepsinden bahsetti. Ama ana paranteze bence Gökçek de dahildi diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ediyorum katıldığın ben için. Ben teşekkür ediyorum, iyi yayınlar. Ayşen Şahin'le konuştuk efendim, gazeteci, yazar.